Konuşan herkese merhaba. Birinci dönem, birinci yazıyla karşınızdayız. Efsane bir hazırlık olacak. Bu arada şansınız bol olsun bu zorlu süreçte. Önce bir ödev verelim ki e, ne yapman lazım? Bu anlattıklarımdan sonra güzel bir çalışma yapman lazım. Sıfırdan ona fizik kitabını açacaksın. Zaten sol tarafta konu anlatımları var küçük küçük. Onlara çalışacaksın. Evet buradan şu zamana kadar hep ödev verdik ama belki çözemediklerin olmuştur, çözmediklerin olmuştur. Belki de aman boşver dediklerin olmuştur. Ama artık bir yazılı olacak ve yazılı öncesinde bir hazırlık yapman da fayda var. Burada 47'ye bakın 47'ye kadar olan süreçten sorumlusunuz. Bunların çözeceksiniz. Çözemediklerinizde mutlaka böyle bilen birilerine soracaksınız. Mümkün olursa da yorumlarda yazın cevap vermeye çalışırız. Burada da burada da devam edeceğiz. Bakın Dinamo soru bankası yine çalıştık ettik. Ondan sonra burayı açıyoruz. Fen e, lisesinde okuyanlar özel soru, on, okuyanlar için özel sorular da var biliyorsunuz. Onlar da bunlardan sorular, onları da çözerler. Bakalım buraları çözeceksiniz. Buradan nereye kadar? Yani 43'e kadar olan kısmı rahatlıkla çözebilirsiniz. Çözmenizde fayda var. Çünkü ne demiştim? Bir daha söylüyorum. İyi bir tekrar şart sınav öncesinde, yazılı öncesinde. Haydi artık başlıyoruz. Şimdi bilmemiz gerekenler elektrik, diyoruz ve başlıyoruz. Elektrik akımı elektrik yüklerinin bir yerden başka bir yere hareketi elektrik akımını oluşturur. Elektrik akımı böyle oluşur. Yani bir hareket olmalı. Elektrik akımı birim zamanda yani aynı anda geçen yük miktardır diyoruz sevgili gençler. Bunu da yazdık hemen ve sonra devam ediyorum. I akım Q yük T'de geçen süre ise birim zamanda geçen yük miktarı ise o zaman I eşittir. Q bölü T diyorum ve dirence geçiyorum. Direnç neydi direnç? Üzerinden geçen akıma karşı gösterdiği zorluktu. Bir iletken için söylüyorum. O zaman burada bir A kesit alanı A olan, uzunluğu L olan ve öz direnci Rho olan bir tane iletken var. Bu iletkenin direnci de Rho çarpı L bölü A idi. Yani uzunlukta doğru orantılı. Uzunluk arttıkça direnci artıyordu. Kesit alanı büyüdükçe direnci azalıyordu. Rho iş direnç, iş de doğru orantılıydı. Om yasası bundan geçen akımı belirleyen nedir? buraya iki uca iki uç arasına sağlanan potansiyel farktır. Yani üreticin potansiyel farkıdır. Ohm ne der? Ben buraya V kadar potansiyel fark sağladığımda i akımı geçiyorsa 2V yaparsam ne olacak? O zaman 2 akım çıkacak diyor kendileri. Hemen getiriyoruz buraya V kadar potansiyel, i kadar akım. 2V kadar potansiyel dolayısıyla 2i kadar akım. Sonra bunları birleştiriyor güzelce ne şöyle. Sonra ne görüyor? Eğimi sabit. Yani eğimi sabit olan bir grafik karşımıza çıkıyor. Buradaki eğim de yüksek Teknik bölü yatay. Bakıyorum V'yi i'ye bölüyorum. Sonra 2 V'yi 2'ye bölüyorum. E, devam edersem hep V bölü i olacak. İşte bu sabite R direnci diyorduk. İletkenin R direnci ve yalnızca iletkenin direnci uzunluğa kesit alanına ve öz direnci yani yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır diyoruz. Bunun 3 üret şu üretecin potansiyel farkını arttırırsak ya da daha büyük bir e, potansiyel farkı sahip olan başka bir üreteç kullanırsak R direnci değişir mi? Hayır değişmez. Ne değişir? Akım değişir. Akım eğer buradaki potansiyel fark artarsa akım da artar. Tek söyleyeceğiniz şey bu. Kısa devre, harflendirme yönteminde bir direnç aynı harf arasında kalırsa kısa devre olur. Kısa devre ne demek kısa, kısa devre? Bak şuraya harflendirme yapıyorum, buraya A diyorum ve devam ediyorum, buraya da A diyorum. Aynı harf arasında kalmış dolayısıyla bu kısa devre. Eğer bu bir lamba olsaydı mesela bu lamba yanmaz diyoruz. Tek açıklaması bu. Nasıl aynı harfi verdim? Bak buraya A dedim ya. A dediğimde şey demiş bak şey demiş oldum. Buranın bir potansiyeli var. A yani orada bir potansiyel var. Burada herhangi bir şekilde dirençsiz bir yol varsa dirençsiz yol devam edip aynı harfi verebiliyorsam o zaman aynı harf arasında kaldığı için bu arkadaş dediğim gibi kısa devre olur. Bunun üzerinden akım geçmez. Akım ne yapacak? Buradan çıkan dolayısıyla yüklerin hareketinden dolayı akım oluşuyordu ya. Akım böyle gelip hoppala diyecek ve sen değişim işim olmaz deyip buradan yoluna devam edecek diyoruz sevgili gençler kısa devre bu anlama geliyor. Geçelim mi artık? Haydi bunda yetirdik. Başka bilmemiz gereken ve devam ediyoruz. Ne var? Ampermetre, metre, sonra deosta, dirençlerin bağlanması. Bunlar ne yapıyoruz bakın? Diyoruz ki ampermetre devrede akım ölçmeye yarar. Akım ölçülecek yere seri bağlanır seri. Ve bu kapalı anahtar gibi yani sanki direnci sıfır yani direnci sıfıra yakın bir düz bir tel gibi davranır. Voltmetre, devrede iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarar. İki nokta arasına paralel bağlanır, paralel. Bu da açık anahtar gibi davranır yani böyle bir üzerinden akım geçmez, geçemez diyeceksiniz ve bir voltmetre varsa sanki orada o tel yokmuş gibi davranabilirsiniz. Reos'ta da Ayarlanan bir direnç. Burada bak bir sürgü var. Bu sürgüyü sağa ya da sola hareket ettirirsen e, direncin değerini değiştiriyor. Yani direncin boyu önemli ya. Ne dedik? R eşittir rho e çarpı L bölü A demedik mi? Evet. O zaman bu L dediğimiz şey büyürse o zaman direnç artar. Tam tersi. Küçülürse dolayısıyla direnç azalır. Sürgünün yaptığı şey de bu L uzunluğunu değiştirmek. Dirençlerin bağlanması, seri bağlama var ve paralel bağlam var. Seri bağlama bak sırasıyla uç uca bağlanmışlar bunda. E bunlar bu şekilde bağlanmışsa ne olur? Buradan geçecek olan akım hepsinde aynı olur. Değil mi? Çünkü seri bağlanmış. Bundan iyi akım geçiyorsa e bundan da iyi geçecek. E bundan da iyi geçecek diyorsun. Ha, o zaman bunların yapmış olduğu işi tek başına yapabilen dirence eşdeğer direnç diyoruz. Diyor ki buraya eş siz çıkın ben geliyorum buraya diyor. Ve buradan çıkacak olan akım yine iyi olacak diyor. Tamam mı? Ve tamam diyoruz ve buradaki eşdeğer değer dirençte de işte bunların toplamı olacak. R1 artı R2 artı R3 artı nokta nokta kaç tane varsa bu şekilde topluyoruz sevgili gençler. Ve seri bağlı dirençlerden aynı akım geçer diyoruz. Yani eşit de diyebilirsiniz isterseniz eşit akım geçer. Paralel bağlama, paralel bağlı dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farkı eşit olur. Bakın potansiyel farkı eşit olur. Ne demek bu? Mesela bu noktaya K, bu noktaya L dersem K ile L arasındaki potansiyel fark neymiş? V'ymiş. Üreteç V kadar potansiyel fark sağlıyormuş. O zaman buraya K noktası, buraya K noktası ve buraya da K noktası diyorum. Buraya L noktası, buraya L noktası ve buraya da L noktası diyorum. O zaman K ile arasında sağlanan potansiyel fark V ne olmuş olacak? Buna da aynen, buna da aynen ve buna da aynen sağlanmış olacak. Yani o zaman bu dirençlerin uçlar arasındaki potansiyel farklar eşit olacak. Pekala. Peki ne, de, ne farklı olacak burada? Akımlar yani R1, R2, R3 birbirinden farklıysa V eşittir I çarpı R mi arkadaşım? Bunu biliyor musun? Biliyorum hocam. O zaman bu V hep sabit olacak şekilde. Bundan geçen akım I1 ise, bundan geçen akım I2 ise, bundan geçen akım I3 ise I3 çarpı R3, I2 çarpı R2, I1 çarpı R1. İşte bunlar sevgili gençler eşit olacak diyorsunuz. Ve zaten dirençlerle ters orantılı olacak şekilde akım geçer. Mesela dedin ki ben burada bir tane hocam devre gördüm şöyle. Diyorsun şu an bana, benimle konuşuyorsun belki. Diyorsun ki bunlardan nasıl akım geçer? Şöyle akım geçer arkadaşım. Ne olur? Bundan iyi geçerse bundan ikiyi geçer. Neden mi? Çünkü vırların eşit olması lazım. 2'yi çarpı R, i çarpı 2R. Dolayısıyla bir noktaya ne kadar akım gelirse bak burada söylüyorum noktadan o kadar akım çıkar. Buradan yani 3 iyi akım geliyormuş ki 2 ve iyi şeklinde paylaşılsın. Üreteç bu arada eşdeğer direnç onu da söyleyelim bu arada. Bunların yine tek bir tane direnç bağlayacak olursak ne olması lazım? 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1. 1 bölü R2. 1 bölü R3. Artı nokta nokta kaç tane varsa 1 bölü topluyoruz. Yalnızca 2 tane varsa ne yapıyorduk? Çarp toplamlarına böl. Ve aynı dirençlerse birbirleriyle paralel bağlıysa kaç tane var? Atıyorum. R'den kaç tane var? N tane var. O zaman R bölü N. R'den kaç tane var? 10 tane var. O zaman R bölü 10. Atıyorum. 20 ohmluk dirençten 10 tane paralel bağlanmış. Böl ona ne geldi? 2 ohm geldi. Aynı olacak ama dikkat. Aman ha. Üreteç. Elektrik devresinde bağlantıyı iki nokta arası potansiyel fark oluşturarak yüklü parçacıkların hareketini sağlayan elektromotor kuvvetini oluşturan devre elemanına Üreteç denir. Çok basit oldu değil mi? Üreteç denir. Ya da elektromotor kuvveti kaynağı denir. EMK. Potansiyel farkı elektromotor kuvveti EMK olarak da ifade edilir. Potansiyel farkı gerilim olarak da ifade edilir sevgili gençler. Tamam mıyız? Evet burası da güzel oldu. Geldik neye? Üreteçlerin bağlanmasına. Üreteçler seri bağlanabilir, paralel bağlanabilir değil mi? Önce seri bağlamaya bakalım ve Düz bağlama. Nedir düz bağlama? Aynı yönde akım çıkarıyor bu arkadaşlar. Ha, o zaman diyorsun ki bunlar birbirlerini güçlendiriyorlar. Bunların yine tek bir tane üreteç bağlarsan ne olması lazım? Buradaki üreteç V1 artı V2 potansiyel farkına sahip olması lazım. Peki R direncinden geçen iyi akımı nasıl bulacağız? Diyeceğiz ki eşittir. Toplam potansiyel fark bölü R. Ki kim? V1 ile V2'nin toplamı. Çünkü aynı yönde akım çıkartmışlar. V1 artı V2 bölü R diyoruz ve bu işi bitiriyoruz. Ters bağlama. Bakalım Ters bağlama demek bunlar ters yönde akım çıkarıyorlar demek. Tamam. Peki hocam buradaki toplam potansiyel farkı nasıl söyleyeceğiz? Şöyle diyeceğiz. Hangisi daha büyükse bu devrede onun çıkarttığı akım yönünde akım dolaşır. Yani ben diyeyim ki burada size V1 daha büyük. O zaman burada akım böyle dolaşır. İ akımı ve toplam potansiyel fark için V1'den V2'yi çıkarırız. Ne dedim ama dikkat. V1 V2'den büyük olsun dedim. Olsun. O zaman V1'den V2'yi çıkarıyorum. Toplam potansiyel fark bu oluyor. R'ye bölüp de i akımını bulabiliyorum. Paralel bağlama. Üreticilerin paralel bağlaması nasılmış? Burada bunun ve bunun Şuraya K noktası, L noktası, buraya K noktası ve L noktası diyebiliyorum. Çünkü bak üreteç yok, bak üreteç, pardon direnç yok, direnç yok. Yani yani buradaki potansiyel neyse buradaki potansiyel de o. Buradaki potansiyel neyse buradaki potansiyel de o. O zaman buradaki potansiyel neyse buradaki potansiyel de o cümlesini devam ettiriyorum. Bak ne oldu? KL, KL. Ha, o zaman KL arasında sağlanan potansiyel fark burada V kadar. Burada da V kadar. O zaman burada da V kadar olacak sevgili gençler. Pekala ne oldu? Paralel bağlı olduklarında toplam potansiyel farkı için ne diyeceğiz? Bir tanesi diyeceğiz. Bir tanesini alıyoruz. Evet. Peki hocam bu ne sağlıyor o zaman bize? Yani bir tanesini bağlasaydık o zaman. Doğru sen de haklısın ama şöyle bir şey var. Bu da sana akım bu üreteçten bir tane üreteçten çıkan akımın azalmasını sağlayacak. Ne demek mi bu? Şu demek, normalde bu tek başına olsaydı bütün akım bu çıkaracaktı. Ama ne yaptı? Ben geldim, yardımcı olacağım sana diyor ve bununla bu beraber akım çıkarıyorlar. Ve buradan iyi akımı geliyorsa akımın yarısı buradan gelecek, diğer yarısı da sevgili gençler i bölü 2 de buradan gelecek ve bu da bize birazdan söyleyeceğimiz süreyi, bakın süreyi yani akım verme süresini arttıracak. Akım azalırsa süre artar. Akım artarsa süre tam tersi azalır diyeceksiniz. Ve buradan da işte bunun çalışma süresinin de bu sayede arttırılmış olduğunu söyleyeceksiniz ki gündelik hayatta kullandığımız işte ne bileyim işte e, kumandalar kumandalı arabalar var başka işte ne var fotoğraf makineleri şunlar bunlar orada piller birbirlerine paralel bağlanır mesela. Niye paralel bağlanıyor? Uzun süre çalışsın diye. Mantık o. Anlaşık mı? Güzel. Seri bağlansa amaç ne orada? Potansiyel farkı arttırmak. Mesela oradaki zımbırtı e, ne 10 voltla çalışıyor ama benim elimde 2 voltluk 5 tane pil var. İşte bunları pat 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 seri bağla. O zaman 5 tane 2 voltluk e, pili seri bağladığında ne olacaktır? 10 volt potansiyel fark sağlanacaktır. O zaman orada gereken e, enerji sağlanacağı için istediğim şekilde çalışacaktır diyebiliriz. Pekala. Elektriksel enerji ve elektriksel güç. Şöyle ki buraya direncin üzerinden iyi akım geçer ve bu geçme süresi de T kadar olursa burada bir ısı açığa çıkar. Yani normalde hani evde kullandığınızda ne kullanıyorsunuz mesela? Ee, bir telefonu şarj takıyorsunuz cep telefonu. Hepimizin yaptığı bir şey artık. Hepimizin birer cep telefonu var. Bunu şarj takıyoruz. Belli bir süre sonra o kablonun ısındığını, işte o e, prize taktığımız kısmının ısındığını hissederiz. Neden mi? Çünkü akım geçerken bu R direncinden açığa çıkan bir ısı var. Isı çıkıyor. Yani onun ısınması aslında. Bir enerji açığa çıkıyor. O çıkan enerjiyi de şöyle bulacağız. I'nin karesi çarpı R çarpı T şeklinde I kare RT. Şöyle aslında I eşittir uçlar arasındaki potansiyel fark V tamam mı? Üzerinden geçen akım da I çarpı geçen süre. Burada V'nin yerine I çarpı R yazabiliyorum. I kare çarpı R çarpı T işte buradan oluyor diyelim. Gelelim güce. Güç nedir güç? Birim zamanda yapılan iştir. Mesela mekanik sistemlerde birim zamanda yapılan iş mekanik güç olarak adlandırılır. Elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı elektrik enerjisine ise elektriksel güç deriz sevgili gençler. Elektriksel şuraya mı yazalım? Şöyle şöyle güç denir. Evet ve bakalım yapılan iş birim zamanda yapılan iş o zaman birim zamandaki enerji diyeceğiz. Bunu zamana böl yani E'yi T'ye böleceğiz. Bölelim. Sonra E'nin yerine V çarpı I çarpı T yazalım. Sonra T'ye bölelim. Bak pat pat. Buradan ne oldu? Güç eşittir I çarpı V oldu. Gördünüz mü? Güç eşittir I çarpı V. Ve V'nin yerine İR yazarsam güç eşittir I çarpı I çarpı R. I'den iki defa olduğu için I kare çarpı R diyoruz. Ve bu şekilde gücü de yazıyoruz. Pekala. Gelelim lambanın parlaklığına. Bir lambanın parlaklığı bakınız gücü ile doğru orantılıdır. Gücü. Yani o lamba ne kadar güç C sahipse o kadar parlaktır diyeceksiniz. Mesela bunun uçları arasındaki potansiyel fark V kadarsa bu lambanın gücü ne olacaktı? Bak burada yazdık. I çarpı V olacak. O zaman V'nin yerine R yazarsak o arkadaşın gücü I kare R olacak. Ve biz genelde e, özdeş lambalarla uğraşacağız. Özdeş lambalarla uğraştığımız için ya R'leri aynı olacak. R'ler aynıysa o zaman lambanın gücünü, lambanın parlaklığını akım belirleyecek. Akımı büyük olan, akımı büyük olanın parlaklığı daha fazla olacak diyoruz. Mantık budur. Hadi sorularımıza geçiyor muyuz artık? Başlıyoruz ve sorularımıza başladık. İlk sorumuz. KL ve M deşarj tüplerinin kesinden aynı sürede geçen yük büyükleri eşit ve Q kadar olan taneciklerin hareket yönleri modellenmiştir. AB, KL ve M arasındaki ilişki nasıldır? Akımların yönlerini gösteriniz. Evet şimdi artık birazcık sakinleşelim diyorsunuz ki ondan sonra hocam çok hızlısınız yahu falan diyorsunuz. Biraz sakinleşelim. Birazcık böyle tane tane çözeceğim şimdi. Hiç merak etmeyin i eşittir. Önce a şıkkına başlıyorum. i eşittir q bölü t. Yani birim zamanda geçen yük miktarı. Bunun q, bunun q şeklinde e, yüke sahip olan tanecikler olduğunu burada soruda söylüyorum. Yine bunun q, bunun q şeklinde olduğunu söylüyorum. Ve bu q, bu da q, bu da q. Tamamdır. Pekala. Şimdi diyeceğiz ki sevgili gençler bakın aynı sürede yani süre aynı oldu. T aynı olacak. O zaman önce İK'ya bakalım. İK eşittir. 1 Q ve 1 Q toplam 2 Q yük geçiyor. Ne kadar sürede? E, T sürede. O zaman I IK eşittir. 2 Q bölü T diyeceksiniz. Bu kadar. Sonra gelelim I L'ye. eşittir ne? Burada da eksi olsa da 2 Q kadar yük geçiyor bu tarafa doğru. Tamam. O zaman bunun için aynı şeyi yazmayacak mıyım? Evet. 2 Q bölü e, T. Güzel. Geldik I IM M'ye. I biraz işler farklı. Dikkat. Şimdi ne oluyor gençler? Bak ne oluyor? Buradan buraya artı yük dar geldi. Bak şu arkadaş pat 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 geldi buraya. Sonra bu da geldi buraya. Tamam mı? Sonra biz ne diyoruz? Nötrdür aslında. Yani biz yüksüz bir ismin nötr olduğunu söylüyoruz. Nötr ne demek? Artı ve eksiler yan yana duruyorlar. Beraber takılıyorlar. Ha, o zaman burada eksi Q kadar yük giderken aslında bunlar bir artı Q ile beraber takılıyorlardı. Yani bak nötrdü bu taraf. Sonra bu eksi Q'yu gönderdiğin zaman e, bu burada kaldı. E burada kalması demek sanki burada 3 tane Q 2 Buraya 3 tane Q 2 gelmiş gibi oldu. IM bu durumda 3Q bölü T diyoruz. Demek ki en büyük akım M'deymiş. Sonra IK ile IL de birbirlerine eşit olmuş. Gördüğünüz üzere. Güzel. Gelelim akımların yönlerini göstermeye. Ne biliyoruz biz üreteçlerde arttan eksiye doğru akım olmuyor muydu? Şöyle yapıyoruz normalde değil mi? Diyoruz ki bir üreteç var. Burası art burası eksi. Arttan çıkan bir I akım var. Devreyi böyle dolaşır eksi yüklerin hareketine tersdir diyoruz. Yani aslında doğru olan şu. Biz burada bir akım kabul ediyoruz. Evet bu akım da eksi yüklerin hareketine tersdir. Çünkü aslında dolaşan devrede dolaşan eksi yüklerdir. Artı yükler dolaşmaz. Onların yönüne hareket yönüne ters. Biz bir akım kabul ederiz. O zaman artı yüklerin hareketi gibi düşünebilirsin. Akım evet böyle. Eksi yükler böyle gidiyorsa demek ki akım sol tarafa doğru. Eksi yüklerin hareketine ters dedim. Sonra artı yükler böyle gidiyorsa, eksi de böyle gidiyorsa hem eksiye ters hem de artı yükler yönünde. Burada da akım böyle. I, M, Bu neydi? I, L. Bu da I, K. Ydı. Gördün mü? 10 puan cepte mi? Bence cepte. Haydi diğer soruya geçiyoruz. Ve diğer sorumuzda direnç. Direnç neye bağlıydı? Uzunluğa bağlı. Kest alanına bağlı. Bir de öz dirence bağlı. Yani hangi maddeden yapıldığına bağlı. Bak bunun öz direnci Rho, bunun öz direnci ro. Fakat bunun öz direnci 2 ro. Ne olmuş biliyor musun? Bunlar aynı maddeden yapılmış. Bu ise onlardan farklı bir maddeden yapılmış. O zaman bunu dikkate almak zorundayım. Bu bir uzunlukları dikkate alacağım. Kesit alanlarını dikkate alacağım. Net. Bakalım hemen. Kime R demiş? X'e R demiş. Hadi buraya yazalım. X'in direnci ro çarpı uzunluğu L bölü A. Bu bilgi verilmiş ve buna R denmiş. Dikkat. Bak dikkat. Çok basit bir cümle kuracağız. Diyeceğiz ki gelelim Y'nin direncine. Bak Y'nin direncine. Ne olmuş? Uzunluk aynı. Görüyor musunuz? Ro aynı. Bak ro aynı uzunluk aynı. Tamam yani buradan dolayı hiçbir şey değişmedi. Ama alan 3 katına çıkmış. Alan 3 katına çıkarsa kesit alanı ile ters orantılı. Yani kesit alanı büyüdükçe direnç azalır. Bu 3 katına çıkarsa o zaman direnç 3'te 1'ine düşer. Bu kadar. Bak buraya 3A yazdığında ne olacak aslında? İstersen ben göreceğim hocam diyorsan gör. Ro çarpı L bölü 3A. Ve bunu şöyle yazabilir miyim? Rho çarpı L bölü A bölü ne biçim A oldu bu? Bölü 3. Bak 3'ü aşağı attım. Zaten bunun ben R olduğunu biliyorum. Buyurunuz R bölü 3'tür sevgili gençler. Aslında yukarıdakinin aynısı. Geldim buraya. Şimdi bununla bunun arasındaki farka bakıyorum. Uzunluk 2 katına çıkmış. Direnç 2 katına çıktı. Sonra Rho 2 katına çıkmış. Yine direnç 2 katına çıktı. 4 kat oldu. Sonra uzunluk değil pardon. Kestan da 2 katına çıkmış. Ha o zaman bizim dört katına çıkan direncimiz tekrar geriye düştü. O 4 katını iki yani böldüğüm zaman dört ikiye böldüğüm zaman ilk katına çıkmış oldu. Şöyle yapıyorum yani bak rodan dolayı ilk katına çıktı çarpı sonra uzunluktan dolayı ilk katına çıktı sonra kes alanından dolayı bölü iki oldu. 2'ler gittiğinde çok basit bir yöntemle çözüyorum soruyu size. Ne olmuş oldu sevgili gençler? 2R oldu. Demek ki Z'nin direnci de 2R'ymiş yapmanız gereken budur. Oldu mu size bir 20 puan artık? Güzel. İyi gidiyoruz. Ve geldik diğer sorumuza. Artık vırlara geçiyoruz. Vırlara. V eşittir. i çarpı bilmezsen olmaz. Olmazsan olmaz dedim şey bu. Bak bunu bileceksin. Baş şansın yok. Vır. Bunu söyle. Vır. Vır. Ve arada yani bu beynine yerleşsin. Aşağıdaki tabloda KLM dirençlerin uçlar arasındaki potansiyel farkı ve üzerinden geçen akım şiddetleri verilmiştir. Farklı değil, farkı. Şaka yapmış bize yazan arkadaşımız farkı ve üzerinden geçen akım şiddetleri verilmiştir. Bu verileri kullanarak her bir direnç değerini bulup tabloya yazınız. Bak. Sonra bulduğun dirençler seri bağlandığında devrenin eşdeğer direnci kaç ohm olur? Bulduğunuz dirençler paralel bağlandığında devrenin eşdeğer direnci kaç ohm olur? Soruya bak. Yani bir soruda bir sürü şey var. Sonra iyi yakın buradan çıkan I akımı kaç amper olur? 10 numara soru oldu görüyorsunuz. Hadi yapalım o zaman. Potansiyel farkı ve akım şiddeti. Bunu ve bunu vermiş bunu bilmiyorum. Çok basit değil mi? Yazıyorum 30 eşittir. Akımın yerinde 5 yazıyorum. Çarpı R. Bu kadar. O zaman R direnci sevgili gençler. 6 ohm oldu. Bunu bulduk. 6. Buna geldik. 24'e 2. Kimi 2 ile çarparsam 24 olur. 12 ohm. Bunu artık söyleyebilirsin değil mi? Vır. V eşittir. I çarpı R. Eşittir. Bu çarpı ne? 4 ohm olacaktır. Çok basit bir şekilde bunları yazdım. Dirençleri buldum. Sonra bunları seri bağlarsam ne olur? Seri bağlamak demek yan yana bağlamak demek. Bağlayalım yan yana. Bu, bu ve bu yan yana bağladığımızda ne oldu? Bunlar bakınız hepsinden aynı akım geçecekti. 6 ohm, sonra 12 ohm, şöyle yazalım. Bir de kim var? 4 ohm. Bunları topladığımızda toplayacağız değil mi? Çünkü seri bağlanmış. 18 4 daha ne yaptı? 22 olur. 22 ohm'muş. Bulduğunuz dirençler paylar bağlandı. Devrileştiren direnci kaç on bulur? Onu da bulalım diyelim. Hadi. Şöyle yapıyoruz. 4 sonra 12 sonra kaçtı? Bir de 6'ymış gerçi. İlk başta 6 yazalım. 6 sonra bu 12. Bu da kaçtı? 4. Bunlar bu şekilde paylar bağlandı. Ben ne dedim? Ne dedim? Girişte dedim ki dirençler paylar bağlandığında ama yalnızca iki direnç paylar bağlanmışsa çarp toplamlarına böl. Bu pratiği kullanmalısın. Mesela 6 ile 12 2 tane. Önce bunları yapıp sonra bunu yapabilirsin. Bununla beraber 2 direnci düşebilirsin. O zaman 6 çarpı 12. 6 çarpı 12 bölü 6 artı 12 nedir? Nedir? 72 bölü 18. Yani 4'tür değil mi? 4. 4, 4. 2 tane 4 var. Bak diyelim bir de aynı dirençten kaç tane varsa oradaki eş değer direnç o direncin o sayıya bölümüdür. Kaç tane varsa sorusun cevabı. Yani buradaki eş değer direnç ne oluyor? 4'ten 2 tane olduğu için 4 bölü 2'den 2 ohm oluyor. Ama hocam ben böyle sevmiyorum. Ben yazacağım formülle göreceğim de dersen 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü reş yaz ve son cevabını bul. Tamam bazen bir de kapuşunda karışıyor. Hocam bu 4 ya bunu ters çevirmedik 1 bölülü falan ya bir şeyler yapmadık. Ama biz zaten 1 bölü eşittir. 1 bölü r1 artı 1 bölü r2'yi paydalar eşitleyerek ters çevirerek bunu söylüyoruz zaten. Tamam mı? Siz bir daha aman o ters çevirme falan yapmayın. Geldik buna. Şimdi K, L, M. L ile M paralel bağlanmış. K onlara seri bağlanmış. Buradan da bir hani üreteç bağlanmışlar arasına. Şu şekilde bir üreteç bağlandığı bir potansiyel farkı sağlanmış oldu. O zaman I eşittir. V bölü R eş diyoruz. Ve şimdi eş değer direnci bulalım. Nedir eş değer direnç? Bunlar birine paralel bağlı. L ile M. Bakalım L ile M kimdi? 12 ile 4. 12 ve 4. Şimdi ne dedik? Birbirlerine paralel iki tane direnç varsa çarp toplamlarına böl. Daha ne diyeyim size? Basit. Çarpıyorum. 4 çarpı 12 bölü 4 artı 12. Ne oldu? 48 bölü 16. Yani 3. Buradan 3 geldi. Bakınız 3. O zaman K ile 3 birbirine yan yana bağlan 3 alıyorsun. Burada tek başına bir 3 varmış gibi düşünüyorsun. K kaçtı? Bakıyorum K neredesin? Burada 6'ydı. 6 ile 3 de birbirine seri bağlandığı için toplayacağız. Ne oluyor o zaman? Eş değer direnç. İkisinin toplamı 9 oluyor değil mi? 9. 6 artı 3 eşittir. 9. Haydi. Ve 36. 9 böldüğümüzde 4 ampercik akım varmış. Evet. Bunu da bitirdik. Bir sorumuz daha var. Kesin gelme ihtimali olan soru tarzlarından. Eş değer direnç. Ha. Eş değer direnç sorusunda öğretmeninizin ne kadar direnç bağlayacağı tamamıyla onunla ilgili. Burada 4 var, burada daha fazla var, daha fazla bağlayabilir, daha az bağlayabilir. Tamamıyla öğretmeninizle ilgili bir şey. Ya da işte inisiyatif, aldığı inisiyatifle ilgili bir şey. Ama sizler çok yoruldunuz. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim vesaire öğretmenleriniz size bu anlamda bence biraz yardımcı olacaklardır. Onu da söylemiş olayım. Tamam mı? KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ondur? 4 ile 12 birbirine paralel bağlı mı? Nasıl paralel bağlı olup olmadığını anlıyorum. Şimdi harflendirme yöntemi yapalım. K ve L kullanamıyorum. Buraya bir M harfi diyorum. Çünkü K'yı veremiyorum. Direnç var. Hadi buraya M diyelim. Burası da M olur. Direnç yok. Buraya geliyorum. M verebildim mi? Hayır. M verebildim mi? Hayır. L verebildim mi? Hayır. O zaman hadi buraya N diyelim. Hadi buraya N diyelim. Bizim devre bak ne oldu? K oldu. Değil mi? Sonra L'yi sona oluyorum. İlk baştaki harf sondaki harf. İlk başta yazıyorum. Sonra bir akım gelecek olsa önce M'ye sonra N'ye vuracak. Tamamdır. Artık K ile M burada 2 var. Sonra N ile L arasında 3 var. Sonra M'n arasında kaç var? Yukarıdan 12 var. Sonra aşağıdan da 4 var. 4 ile 12 birbirine paralel bağlı olduğuna göre çarp toplamlarına böl. Az önce yapmıştık kaç geldi? 3. Bir daha mı yapalım? Hadi yapalım. 4 çarpı 12 bölü 4 artı 12. 3 geldi. Evet. O zaman bu 2, bu 3, ve bu 3 birbirine seri bağlı. Yani 2, yani 3. Yani 3 bakınız seri bağlı. Ne yapacağız? Toplayacağız. Topladığımızda eş değer direnç ne gelmiş oldu? 8 ohm geldi sevgili gençler. R eş. Güzel. Şimdi geldik MN noktaları arasındaki eş değer direnci bulmaya. Bulalım hemen. Önce dedik ki önce verilen harfleri mümkün olunca kullanacaksın kardeşim. Tamam. Ya buraya M harfini verdim. Buraya da M harfini verdim. Tamam bakıyorum M gidiyor mu? Hayır gidemiyor artık. Buraya M harfini verdim. Başka gidebiliyor mu? Hayır. Şimdi o zaman Önce bir de ne harfini verelim dağıtalım. Ne verdik. Buraya da ne verdik mi? E tamam. Ama artık M ve ne harfini kullanamıyorum. Burada bir yol ayrımı var. Akım için farkındaysanız. Ne harf verebildim mi? Hayır. M verebildim mi? Hayır. O zaman buraya farklı bir harf vereyim diyorum. Kim vereyim? T vereyim. Tamam. Başka böyle bir şey var mı? E, hayır. Hepsi iki harf arasında olacak şekilde dirençleri düzenlemiş olduk. O zaman M sonra N sonra da T'yi getirip koyduk. Hadi dirençleri yazalım. M, T arasında kimler var? Kim var M, T arasında? 4 var sadece. Başka var mı? Bence yok. O zaman sonra MN arasına geçiyorum. MN arası, TN arasında yazalım bu arada. TN arasında 6 ve TN arasında 3 var. Şöyle bunları da bağladık. Güzel. Artık MN arasındakileri yazıyorum. Yukarıdaki 6'yı yazıyorum. Bak 6'yı yazdım. Sonra başka 12'yi yazıyorum. 12'yi de yazdım. Sonra 24, 24. Bayağı böyle 24 de yazdım. Buraya bir tane daha 24 yazabilir miyim? Bence sığdıramam ama şu siyahla Şuraya bir tane daha şöyle altına 24 yazsam ne olur? Bence bir şey olmaz. Yani buradaki devreyi bu şekilde çözümlemiş olduk sevgili gençler. Haydi şimdi ne yapacağız? Önce e, en küçük paralel bağlı devre parçasından başlayalım çözümlemeye. Yani burayla başlayalım. 6 ile 3 birbirine paralel bağlı. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 yapabiliriz demiştik. Ha, 18 bölü 9'dan 2 o. Ve 6 ile 3 birbirine paralel bağlıysa her zaman 2 gelir. Bu hep karşınıza çıkar zaten. Bunu yazdık. Sonra... 2 ile 4 birbirine seri bağlı görüyor musun? O zaman bu 2 ile 4 topladığında T harfinden kurtulacaksın. Ne mi demek istiyorum? İlk şuradaki 4'ü aldım. Artı 2'den. Yani ne oldu? 6 oldu. Bu T harfi gitti. Bu da gitti. Bu da gitti sevgili yaşar. 6. Bu 6. Bu 6. 12. 24. 24. Sırasıyla. Bak sırasıyla. 24. 24. 2 tane 24 varsa kaç olur? 24 bölü 2'den 12 olur. Bak bunda işim bitti. 12 12. 12 12'den kaç tane var? 2 tane. Böl. Kaç geldi? 12 bölü 2'den 6 geldi. 6, 6, 6 gördün mü? 3 tane 6 var. O zaman eş değer direnç eşittir. 6 bölü 3'ten 2, 10. Hocam siz çok kolay çözüyorsunuz ama ben çözemiyorum diyorsunuz muhtemelen böyle soruları. Harfleneceksin. Yani bunun tek çözüm yolu harflendireceksin ve kimler paralel, kimler seri onları göreceksin. Biraz da soru çözünce bir takım şeyler oturacak. Evet diğer sorumuzdayız. K anahtarı çıkan ampermetre kaç amper gösterir? K anahtarı kapatılırsa ampermetre kaç amper değeri gösterir? Ampermetre de üretecin yanında. Yani buradan ne kadar akım çıkmışsa o zaman ampermetreden de o kadar akım geçecek anlamına gelir. O zaman ben üreteçten çıkan akım bulsam yeterli. Evet şimdi burası açıksa bak şöyle düşün. Akım hiçbir zaman şunu yapmaz. Ben buradan gideyim de pat 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 gideyim. aa burada yol açıkmış. Geri döneyim yapacak bir şey yok. demez böyle bir şey yok. Akım evet akıllı. Akım der ki ya burada gidecek yol yok. Ben hiç oraya sapmayayım. Dümdüz yoluma gideyim kardeşim der. O zaman A şıkkında I1 olarak düşünelim. I1 akımı eşittir. Burası yoksa bakın bunlar birbirlerine güzel güzel seri bağlanmış görüyor musunuz? Yani 10, 12, 8 daha 20. O halde topladığımızda eşler, değer, eşler direnç 20 olduğuna göre 50 bölü topluyorum. 10 artı 2 artı 8'den 20 geldi. 50 bölü 20'den tak tak 2,5 amperlik akım varmış diyoruz. Sonra K anahtarını kapatıyoruz. Hadi kapatalım. K'yı kapattığımızda artık bir akım gelecek bir yol var farkındaysanız. Burası artık üstle burası birbirlerine paralel oldu. Nasıl mı? Bir harflendirme yaparsam şayet. Bak burası A ise buraya B dersem. Bak ne oldu burası? A, B arasında olur. Burası da A, B arasında olur. Buraya F verme. Niye verme? Bir yol ayrımı değil çünkü. Yani buradan geçecek olan akım neyse buradan da aynı akım geçecek. Dolayısıyla bunlar birbirine seri bağlı. O zaman ben bunlar pat pat hemen seri bağlı yapıyorum. Ve buradan direkt onomu 10 -10 yapıştırıyorum. Tamam artık burada bir tane direnci var. Şöyle de düşünebilirsin. Ya sanki burada bir tane onom 10 -10 var. Tamamdır. A, B arasında on var. A, B arasında on var. Ve bunlar birbirine böyle bağlı. O zaman bu arkadaşlardan onlu 10 ondan... iki tane 10 olduğu için 10 bölü 2'den ne geldi? 5 geldi. 5, 10. Bu 5, 10 bu 2, ohm Yani şöyle yapıyorum senin için. 10, ohm pardon. Oradan bir 5 geldi. Buradaki 10 duruyor. Sonra bir üreteç var ve bir ampermetre var ve devreyi tamamladık. Bu kadar. Burası kaçtı? 5 bulduk. Değil mi? Bir tane direnç. Burası kaçtı? 10'du. Sonra bu da 50'ydi zaten. Eşit direnç bu durumda. 10 ile 5'in toplamı 15 oldu diyoruz. E, B şıkkı diyelim bu durumda. I2 eşittir. 50 bölü Hemen yazıyorum 10 artı 5 15 50 bölü 15 her ikisini 5'e böldüğümüzde 10 bölü 3 amper akım geçer sevgili geçer. Şekillik devrede voltmetre ve ampermetrinin gösterdiği değerleri bulunur. Bulalım hemen bulalım. Bakın şöyle yapacağız biraz zor gibi görünen bir soru ama yapacağız merak etmeyin. Voltmetrenin akımı geçmez yani bunu sanki ilk başta buradan ve buradan geçen akımı bulacakken ne yapacaksın biliyor musun? Bunu görmeyeceksin. Görme bunu ya. Görme çünkü o açık anahtar. Açık anahtar olduğu için ben bunu görmüyorum. Bunlar birbirine seri bağlı. Bu onlara paralel bağlı. Bunlar birbirine paralel bağlı gördüğünüz gibi bir durum söz konusu. Bir harflendirme yapacak olursam buraya K dersem buraya da K. Buraya da K diyorum. Sonra buraya L dersem buraya da L. Buraya da L diyorum. Tamam. Sonra buraya K buraya L diyemiyorum. Aynı şekilde K L diyemiyorum. Hadi buraya M diyelim. Hadi buraya M diyelim. E tamamdır. Ne oldu bizim devre? K m arasında iki tane direnç paralel bağlı. M ile arasında bunlar paralel bağlı. Buraya bir daha harf vermene gerek yok. Niye? Çünkü bir yol ayrımı değil. Akım buradan gidemiyor. Bak, akım kesinlikle buradan gidemiyor. Hemen bak üstünü çizim. Çünkü bu açık anahtarı davranıyor. O zaman bu yoksa akım mecburen buradan gidecekse bunlar birbirine ne oldu? Birbirlerine seri bağlı oldu. Yani 5 artı 3'ten 8-10 buradan geldi sevgili gençler. Evet, 8 ve 8. M ile arası. K M ve L arası. K, M arasında 3 ile 6 var. M, L arasında 8 ve 8 var. Bunlar birbirine paralel bağlı olduğu için 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6 ve hep 2 gelir dedik. 2'yi aldık. 2 ohm. Sonra geldi M ile arasına. Bunlar da paralel bağlı 8 bölü 2'den ne geldi? 4 ohm geldi. Evet artık bu K L arasındaki eşdeğer direnç sevgili gençler. 2 artı 4 yani 6. Çünkü bunlar birbirine seri bağlı. M harfinden kurtuluyorsun bunları topladığın zaman. Peki hala. Buradan çıkan akım bulabilir miyim? Üreteçten çıkan akım. IÜ üreteçten çıkan akım olsun. Üreteçten çıkan akım eşittir. Buradaki potansiyel fark bölü eşdeğer direnç diyorum ve potansiyel fark 18'miş. Eşdeğer dirence bakıyorum. 6 18'i e 6'ya böldüğümde 3 amper. Tamamdır. Biraz artık mevzu burada başlıyor. Buraya kadar güzel. Her şey güzel de bundan sonrası biraz detay. Nasıl mı? Şimdi KM arasında 3 ile 6 var. Farkında mısınız? 3 ile 6. Bakınız. Bunların potansiyel farkları eşit olacak. Potansiyel farkları. Ne demek o zaman bu? Yani vırlar eşit olacak. Vırlar eşit olacaksa bundan geçen akımla bundan geçen akım farklı olmak zorunda. Neden? Çünkü bu 6 ohm bu da 3 ohm. Evet. O zaman ben bundan iyi akım gönderirsem bundan 2 iyi akım göndermek zorundayım. Ha, o zaman bu noktaya 3 iyi akım gelmiş demek ki. Ama benim 3 iyi, amper, 3 i akım ne kadar? 3 amper. O zaman 3 iyi eşittir 3 amperse 1 iyi demek ki 1 ampermiş diyorsun ve bundan 1 amper gider iken bundan 2 amper gidiyormuş. Amper metrenin gösterdiği değeri bulmuşuz 2 ampermiş. Burası tamam. Sonra buraya geldik. ML arası. Şimdi ML arasında volt bak hala görmüyorsun bak görme hiç görme. ML arasındaki 8 ve 8 ikisinde de dirençler aynı. Ve potansiyel farklar eşit olmayacak mı? Evet hocam. Pekala o zaman ne yapacağız? Bunlardan aynı akım geçecek. Vurular eşit olması için. O zaman gelen buradan 2 ile 1 var ya 3 amper. 3 amperin nesi gidecek buradan? 1,5 amperi buradan gidecek. 1,5 amperi de buradan gidecek sevgili gençler. Çünkü 8'e 8. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Bak buraya biri zor bir şey ekliyorum. Bak çok zor bir şey. Eğer ben buraya bir tane amper metre koyarsam ne olur? Ne olur? Burada benim 2 amperim var ya artık 1,5 0.5'i nereye gitti? Buraya geldi. Ya da burada 1 amper var ya 0.5'e ihtiyacım var. O nereden geldi? Yukarıdan geldi. Demek ki 0.5 amper buradan geliyormuş. Yani burada bir ampermetre olsaydı, bu da 0.5 amperi ölçerdi. Daha da zorlaştırdım soruyu, ama çok basit gördün mü? Çok basit. Ve, ve voltmetreye geldik. Voltmetrenin ölçeceği değerde, I çarpı, re. ne kadar akım geçiyor? 1.5 amper akım geçiyor. Çünkü bu açık anahtar dedik, bundan akım geçemez. O halde 1.5 çarpı 3'ten 4.5 voltluk potansiyel fark ölçer bu iki nokta arasında. Yani voltmetrenin yaptığı, o iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmek. ...gençler... Evet, yeni sorumuz. Hadi bakalım. İç direnci bol bol 10 puanlar 10 puanlar giriyor. ...iş direnci ohmsöz eşdeğer üreticilerle kurulumu şeklindeki devrede ampermetreden kaç amper akım geçer? Kurulmuş diyelim buraya, değil mi? Şimdi bunu çıkardık akım bu yönde, bunu çıkardık akım bu yönde ve dolayısıyla aynı yönde akım çıkardıkları için toplam potansiyel farkı şu aradaki ne kadar oldu? 10 volt bir tanesini aldık ve bu da aynı yönde akım çıkarıyor. O zaman toplam toplam şaka gibi oldu. Toplamda potansiyel yani tek bir üreteç bağlarsam buraya eşdeğer üreteç istersen öyle yazayım. Eşdeğer üreteç 10 buradan geldi. Bu da aynı yönde akım çıkarttığı için 10 artı 10'dan 20 volt. Evet ve buradan buraya giden yani şuradan gelen akım bulabilirim artık. i akım eşittir toplam yani eşdeğer potansiyel bölü şey gibi düşünün toplam gibi düşünün bunu. Toplam potansiyel bölü direnç bir tane direnç var bu da 5. Yani 20'yi 5'e bölüyoruz ve 4 amper akım buluyoruz. Bitti mi soru? Hayır. Neden bitmedi? Çünkü bunlar birbirine paralel bağlı olduğu için buradan iyi akımı ne kadar? 4 amper akım gidiyorsa 2 amper buradan 2 amper buradan gelecek. Yani amper metre 2 amper akım ölçüyormuş diyoruz sevgili gençler. Yeni sorumuz 6 ohmluk bir direnç. İç direnci önemsiz 12 voltluk bir üretece bağlanmıştır. Dirençten yarım dakikada açığa çıkan enerji kaç jüldür? Evet enerji eşittir ne dedik? V çarpı I çarpı T. Ya da enerji eşittir I kare çarpı R çarpı T. Tersin. İstediğini kullanabilirsin. 6 ohmluk direnç. 12 voltluk potansiyel fark. Tamam. V'yi biliyorum. Görüyorsun. T'yi biliyorum. Kaç dakikaydı? Bakıyorum yarım dakika. Yarım dakika olduğu için süreye dikkat. Saniye çevirmem lazım. Yarım dakika olduğu için 0.5 çarpı 60. Çünkü 1 dakika 60 saniye 0.5 dakikada dolayısıyla 30 saniyedir. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Ama iyi e bilmiyorum. İyi e nereden bulacağım? Buradan e i çarpı r. Ne kadar potansiyel? 12. E i çarpı r 6 ohmdu. Burada ohmu nerede bunun? Burada 6 ohm. O zaman e i eşittir 2 amper. Akımı da buldum. Bence soruyu çözdüm artık. Yerine koyuyorum. 12 çarpı 2 çarpı sürede 30 çarptığımızda ne oluyormuş bakalım. 2 çarpı 12 yani 36, 72, 72 aynen yazıyorum. Çarp bir de sıfır var. Sıfırımız var. 720 jül. Evet. Bundan açığa çıkan enerji bu kadar sürede 720 jülmüş sevgili gençler. Evet lambalar sorusu var karşımızda bakıyoruz. K, M ve N lambaların parlaklarını karşılaştırınız. Hadi bakalım karşılaştıralım. Şimdi ne dedim özdeşler. Özdeşlerse ne yapmam lazım? Akımlarına bakacağım. Yani bunlardan geçen akıma bakacağım kardeşim. Oh. O zaman bundan geçen akıma hadi buradan çıkan akıma I1 diyelim. Buradan çıkan akıma da I2 diyelim. Buradan çıkan akıma da I3 diyelim. Bak çok kolay olacak. O zaman bak şimdi bunlar birbirlerine paralel bağlı olduğu için vırlar eşit işte olacak ki vırlar. O zaman buradan geçecek olan akım I2 bölü 2. Yani yarısı buraya gidecek yarısı da buraya gidecek. Buraya geliyorum. Bu noktaya gelen akım ne yapacak? 3 tane lambaya ayrılacak. O zaman I'nın yarı şey 3'te biri buna 3'te 1'i buna bu kaçtı? I 3'tü pardon. Şöyle yazayım mı? I 3 bölü 3. Tamam. Yine I 3 bölü 3. Bunu da yazıyorum hemen. I 3 bölü 3 şeklinde yazdım. Pekala artık benim yapmam gereken ki bundan da I 1 akımı geçecek. I 1, I e 2 ve I 3'ü bulmak. Hadi bulalım. Bu arada L lambasından da kim geçiyor? I 2 akımı geçiyor. I 1 eşittir. Üreticinin potansiyel farkına. Hadi V diyelim. Tamam. Bunun direnci R. Bunun direnci R. Bunun da direnci R. V bölü ne olur? 3R olur. Gördünüz. Yani V bölü de I dersem I olsun bu arkadaş. I olsun. O zaman I bölü 3. I 1i bulduk. Ve bundan geçen akım I bölü 3. I2'ye geldim. I2 eşittir. Bak. Bunlar birbirine paralel bağlı. Paralel bağlıysa iki tane R var. R, R. O halde ne olur? R bölü 2 olur. Buradaki R ile R bölü 2 birbirine seri bağlı yan yana. O yüzden topluyorum. R artı R bölü 2'den 3R bölü 2 olur. Biraz matematik yapmak zorundayız maalesef. O zaman buradan da Buradaki potansiyel farkı da V olursa V bölü eş değer direnç bu oldu. Çünkü bak R eş ikinci durumda R eş değer bu oldu. Yani 3 R bölü 2'ye bölüyorum. Ters çeviriyorum. 2 bölü 3 V bölü R diyorum. V bölü R'nin de iyi olduğunu söyledik. i 2 o zaman ne oldu? 2 bölü 3 iyi oldu. Evet güzel. Bu da tamam. Geldik I3'e. i 3te bunlar birbirine paralel bağlı olduğuna göre ne olur? 3 tane R demek. R bölü 3 demek. Buradaki eş değer direnç. Kimde? 3'te. Yazıyorum hemen. Yine potansiyel fark V kadar. V bölü R 3 R bölü 3 olduğuna göre ters çevirdiğimde 3 V bölü R. V bölü R neydi? İyi miydi? Hadi yazalım buraya. 3 iyi. V bölü R neydi? İyi miydi? Bak bu da 2 bölü 3 İ. Tamam. Artık neden geçen bence akım bulabilirim. 3, 3 i ise hadi yapacağın şey şu. 3 i 3'e bölmek. 3 3'ler gitti. i geçiyormuş. Güzel. Süper. Buraya geliyorum. I2'yi bulduk mu? Bulduk. O zaman I2'nin yerine 2 iki... 3, 2 bölü 3 I yazarsam bölü 2 şu ikiler birini götüreceğine göre ne geldi? I bölü 3 yani 2 tane I bölü 3'ü 2'ye bölersen I bölü 3 olur. Bak ne olur? I bölü 3 görüyor musun? I bölü 3 ne oldu? I bölü 3 sonra bu ne kadar? Direkt bundan e 2 geçtiğine göre 2 I bölü 3 şunu da yazalım yerine 2 I bölü 3 ve bundan ne kadar iyi? Demek ki N'in parlaklığı en fazlaymış. Hadi yazıyorum. Ne en parlak. Sonra 2 I bölü 3'ten dolayı L. Sonra M ile K'nın parlaklıkları eşit çıktı. Evet yani devreler farklı hocam nasıl olur? Burada birbirine yan yana bağlı, burada böyle bağlı falan. Devreler farklı olabilir. Bak akıma göre ben direkt bunlardan geçen akımlar rahat da söylemiş oldum ve buradan da parlaklıkları söylüyorum. O zaman K ile M birbirlerine eşit diyoruz sevgili gençler. Gördüğünüz üzere. Evet, kaptık mı 100 puanı? Bence kaptık. Sorular umarım gayet net bir şekilde anlaşılmıştır. En zor sorumuz da buydu zaten akımlar üzerinden böyle olacak. Sınavınız böyle olacak. En zoru böyle olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden rahatlıkla bunu da halledeceksiniz. Ne rahatlattınız siz? Bu da geçer. Evet şimdi geldik ödül sorumuza. Cevabınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.